Demek son planın bu Dudu. Beni bir hindiye çevirmek. Senin periler heyeti başkanı olmanı hiç sindiremedi herhalde ki sabah sabah soluğu kütüphanede almış. Su uyur düşman uyumaz diye boşuna dememişler. Beni alt etmek uğruna sihirlerinden, oyunlarından asla vazgeçmeyeceksin ha Dudu? Ben seni neden bu kadar çok kıskanıyor anlamıyorum Perihan teyze. Benim yüzümden kıskanıyor. Senin yüzünden mi? Ama Perihan teyze annemin kıskanması gereken en son insan. Yani Perihan teyze bizim arkadaşımız, dostumuz, zor günlerde yardımımıza hep koşuyor. Sorun da bu zaten. Kendisi o kadar yanlış ki bütün doğruların Perihan'da olması onu huzursuz ediyor. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Onu böylesine kötü bir sihir yaparken yakaladığım için cezaların en ağırını vermem gerekir. Ama bunu yapmayacağım. Yapmayacağım çünkü... O senin arkadaşın. Hayır canım. Arkadaşımdı. Beni bir hindiye çevirmek istediğine göre... demek ki biz arkadaşlık namına hiçbir şeye sahip değilmişiz. Bakın ikinize de söylüyorum. Bugünden itibaren Dudu benim arkadaşım falan değil. Onu asla ama asla affetmeyeceğim. Sen ona niye ceza vermiyorsun? Vereceğim. Vereceğim tabii ki. Hiç ceza vermeden olur mu? Ama Perihan'a böylesine acımasız bir sihir yapmanın cezası... onun sihirlerini sonsuza kadar geri almaktır. Abi ben anlamıyorum Perihan teyze. Hem diyorsun ki Dudu benim arkadaşım değil, hem de kıyamıyorsun. Hayır. Hayır canım. Diğer periler arasında dedikodu malzemesi olmak istemiyorum. Şimdi ben annenin sihirlerini geri alırsam bütün perileri buraya toplayacak. Onları bana karşı dolduracak. Bakın Perihan olayı kişiselleştirdi, beni ne hale çevirdi diyecek. O sivri diliyle onları bana küstürecek. Eminim yakalanma tehlikesine karşı bunu bile planlamıştır. Perihan lütfen sakin ol. Peki ne yapacağını söyler misin? Onun bana yapmayı planladığının aynını ben de ona yapacağım. Nasıl yani? O okuduğu kitaptaki sihirlerin hepsi günümüzde geçersiz. Görevliye sormadan alıp karıştırdığı için tutacağını sanıyor ve ezberlemeye çalışıyor. E'si şimdi ben kılık değiştirip kütüphane görevlisi olarak annenin yanına gideceğim. Gerisini de aynadan izleyin. Ay, çok heyecanlı olacak. Evet, çok heyecanlı. Sihirli güller. Buyurun, giriş kartınız var mı? Ben Perihan Peri'yim. Fakat neden kılık değiştirdiniz Perihan Peri? İçeride bir arkadaşım var, ona bir şaka yapmak istiyorum. Girebilir miyim? Tabii, evet buyurun. Teşekkür ederim. Teferruatlıymış bu eski sihirler. Hayır tutacak mı tutmayacak mı o da belli değil. Kitabın tarihine bakarsan bu sihirler çoktan tedavülden kalkmıştır. Sihirli gelsin. Teşekkür ederim. Yardımcı olabilir miyim? Görevli peri misiniz? Evet. Saatlerdir sizi izliyorum. Sanırım önemli bir sihir arıyorsunuz ve aradığınız sihirin geçerliliğinden emin değilsiniz. Görevli bir peri olarak fazla zekisiniz. Dikkatliyim diyelim. Bakabilir miyim hangi sihirle ilgileniyorsunuz? Tabii ki çocuklarımın ve sevdiklerimin mutluluğu için geleneksel sihirlere bakıyordum. Öylesine. Yapmayın. Hiçbir peri böyle bir sihir için buraya gelmez. Ben yalan söylenecek bir peri değilim. Bana güvenin.
Bu sihirdi değil mi? Perihan periyi bir hindiye dönüştürmek. Güvenlik perisi misiniz siz? Lütfen bunu yetkili perilere, özellikle Perihan periye bahsetmeyin. Katiyen söylemem. Hatta size yardımcı bile olabilirim. Bu kitaptaki sihirlerin hepsi günümüzde geçersiz. Şimdi size söyleyeceklerimi dikkatle dinlerseniz, sihiri sihirine, harfi harfine uygularsanız, Perihan anında bir hindiye dönüşecek. Size bir şey sorabilir miyim? Niye bana yardımcı oluyorsunuz? Belki benim de Perihan'la bir derdim vardır. Ha. İnanmıyorum babaya. Anne Perihan teyzeyi tanımadığı gibi bir de ona inandı. Başına gelecek var, haberi yok. Annem hindi olarak düşünemiyorum. Bence ona yakışacak. İnşallah hindi olur da akıllanana kadar hep öyle kalır. Aa, baba sen de annemi amma seviyorsun yani. Ben aklı başında bir karım olsun istiyorum kızım. Onun akıllanması benim için önemli. Şurada 4-5 haftamız kaldı eski tacı olmaya. Kendime geldiğimde yanımda bütün kötü niyetlerinden arınmış bir Dudu olsun istiyorum. O zaman ona bir daha evlenme teklif edeceğim. Nasıl yani? Nikah mı tazeleyeceksiniz? Kabul ederse, şşş, bu sır bak. Bir tek sana söyledim. Şimdilik kimse bilmesin. O günün sürprizi olsun, tamam mı? Tamam, tamam. Söylemem. Annem geliyor. Çabuk, çabuk kapat sihirli aynayı. Aa, Eda, sen ne zaman geldin? Oluyor bir saat. Ayrıca sen neredesin anne? Geliyoruz yoksun. Biraz dışarı çıktım. Sıkıldım, baban da uyuyordu. Bekle, yukarı çıkıp üstümü değiştireyim. Ana kız, biraz laflarız. Tamam. Eda, şimdi görecek gününü. O benim sihirli ay.